Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Beyyine suresini değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitab vel müşrikin münfekkine hatta te'tiyehumul beyyine. Hem ehli kitaptan hem de müşriklerden kendilerine bir beyyine gelinceye kadar onlar ayrılır olmadılar. Şu manada, yani hem ehli kitap hem de müşrikler bir peygamber kendilerine ahir zaman peygamberi gelinceye kadar kendi yollarında devam ettiler. Kendi yollarında devam etmekte de bir derece mazurdular. Çünkü bir peygamber gelmemişti. Hak ve hakikat kendilerine bildirilmemişti. İsra suresinde ifade edildiği üzere وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta neb'ase rasule. Yani biz bir peygamber göndermedikçe, elçi göndermedikçe azap etmeyiz. Dolayısıyla daha evvelinde kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar zamanla dinlerini muharref hale getirdiler. Hak yoldan uzaklaştılar. Öte yandan müşrikler var. Allah'a ortak koşan, mesela cahiliye Arapları Kabe'yi bir puthaneye çevirdiler ve Kabe'nin içinde 360 tane put, her güne bir put şeklinde orayı putlarla doldurdular ve o putları Allah'a şerik kıldılar. Allah'a ibadet eder gibi o putlara ibadet ediyorlardı. İşte bunlar bu hallerine devam ettiler. Ta ki kendilerine beyyine gelinceye kadar. Beyyine ifadesi delil, hüccet bu gibi anlamlara geliyor. Ve mucize anlamında da yine kullanılıyor. Ancak devamından anlıyoruz ki burada beyineden murat peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Allahu Teala son olarak ahir zaman peygamberini gönderdi ve ahir zaman peygamberi hem kitaplı olan kafirlere hem de kitapsız olan müşrik olan kafirlere gönderildi. Bütün insanlığa gönderildi ve böylece insanlık tarihinde yeni bir dönem başlatıldı. Resulüm minallah ve o beyine de Allah'tan bir Resul, Allah'tan bir elçi. Yetlu suhufan mudahhara tertemiz sayfeleri okuyor. Yani o insanlara o tertemiz sayfelere yazılan Kur'an-ı Kerim'i okuyor, tilavet ediyor. Buradaki Resul eğer Cebrail'dir denilecek olursa, malum Cebrail de Allah'tan geleni peygambere bildiriyor. Peygamber de insanlara bildiriyor. Netice yine aynı yere çıkar. Tertemiz sayfelere Kur'an'ın yazılmış olması fi kitabin meknun, o bir kitabın meknunda veya fi levhi mahfuz, o bir levhi mahfuzda oralara bir işaret olarak düşünülebilir. Veya doğrudan önümüzdeki Kur'an-ı Kerim, her birimizin evinde olan muhatap olduğumuz Kur'an-ı Kerim tertemiz sayfeler. O tertemiz sayfelere Allah'ın kelamı yazılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu insanlara tilavet ediyor. Allah'tan aldığını insanlara okuyor. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendiliğinden bir şey söylemiyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى. O kendinden bir şey söylemez. O ancak kendisine vahyedileni insanlara okur. Peygamberimizin okuması, kendisi ümmi bir zat olmakla beraber Kur'an'ın ayetlerini insanlara tilavet etmesi, insanlara tebliğ etmesi anlamındadır. Fîhe kütübün gayyime, onda çok kıymetli kitaplar var. Burada hani Kur'an-ı Kerim bir tek kitap olduğu halde onda pek çok kitapların olması şu manada değerlendirilebilir. Pek çok kitap ondan çıkacaktır. Onun manalarını insanlara anlatacaktır. Şu anda Kur'an-ı Kerim'le alakalı bütün İslam dünyasında kitaplar var. Ve 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim'le alakalı nice kitaplar yazılmış. Tefsir kitapları yazılmış. Bunların bazısı bir cilt, bazıları iki cilt, 5-10 cilt. Fahrettin Razi'nin mesela tefsiri 32 cilt. Bundan daha da fazla olan tefsirler daha evvelinde veya sonrasında yazılmış. Bu şekilde bazıları 50 cilt, 60 cilt olan kitaplar Kur'an-ı Kerim'le alakalı yazılmış
Kur'an'ın manalarını anlatıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim mesela bir ubudiyet kitabıdır. İbadetlerin nasıl yapılacağını bize anlatır. Bir fıkıh kitabıdır. Haramı helali bize öğretir. Kur'an-ı Kerim bir dua kitabıdır. Nasıl dua yapılacağını bize bildirir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. İnsanlar gerek ferdi hayatlarında, gerek aile hayatlarında, gerek toplum hayatlarında nelere dikkat etmeleri gerekir? Kur'an-ı Kerim bunları bildirir. Kur'an-ı Kerim bir şifa kitabıdır. Onun ayetleri okunduğunda bütün toplum için bir şifadır, fertler için bir şifadır, manevi rahatsızlıklar için bir şifadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hem bir emir ve davet kitabı, hem bir dua kitabı, hem bir ibadet kitabı, hem bir zikir, hem bir fikir kitabı gibi pek çok bu gibi kitapları kendi muhtevasında bulunduruyor. Ve günümüzde mesela Türkiye için düşündüğümüzde 20'den fazla ilahiyat fakülteleri var. Bu ilahiyat fakültelerinde belki sayıları bini bulan öğretim üyesi araştırmalar yapmışlar. Hemen hemen tamamının araştırmaları Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Ve bir de buralarda görev yapmayan ama yüksek lisans, doktora yapmış olan kimseler var. Bunlar da genelde Kur'an-ı Kerim merkezli çalışmalar yapıyor. Böyle olunca sadece ülkemizde bile sadece ilahiyat fakültelerinde binlerce, on binlerce çalışma Kur'an-ı Kerim'le alakalı yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de adalet, Kur'an-ı Kerim'de diyelim melekler, Kur'an-ı Kerim'de cennet, cehennem, Kur'an-ı Kerim'de cinler alemi, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa gibi pek çok konular, bunların her biriyle alakalı çok şeyler yapılıyor. Hatta benim şahıs itibariyle son sıralarda dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim'de beden dili. Belki bu konuda şu ana kadar müstakil bir çalışma yapılmamış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de beden dili o ilmin ölçüleriyle araştırıldığında çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in beden diliyle alakalı çok mesajları olduğu görülecektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim pek çok kitapları muhtevasında bulunduran cami bir kitabı mukaddes. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَةِ Kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hristiyanlar, ancak beyine kendilerine geldikten sonra ihtilafa düştü. Aralarında fırkalara düştüler. Yani bölündüler. Bir kısmı iman etti, bir kısmı da inkar etti. Burada şunu görüyoruz. Bir peygamber gelinceye kadar insanlar cahiliye döneminde yaşıyor. Hak ve hakikati bilemiyor. Peygamber geldiğinde ise bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı da reddediyor. Ve böylece mücadele devam ediyor. İnsanlar arasında iman ve küfrün bir mücadelesi, tevhid ile şirkin bir mücadelesi gerçekleşiyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ Halbuki onlar hanifler olarak sadece ve sadece dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet etmekle mükellef idiler. Kendilerine bu emredilmişti. Yani kitaba muhatap olan kimselere emredilen, onlardan istenen şuydu. Muhlis bir şekilde, yani ihlaslı, samimi bir şekilde Allah'a ibadet etmek, başkasını Rab olarak kabul etmemek ve tek Allah'ı mabut kabul edip Allah'a ibadette bulunmak. Ve bunu yaparken de hunefe'e, hanifler olarak. Haniflik derken bel millete İbrahim'e hanife, İbrahim'in hanif olan dini ayet-i kerimede nazara verilir. Burada haniflik batıl olan mabutlardan, şirk koşulan şeylerden uzak kalmak ve tümüyle Allah'a yönelmek, Allah'a müteveccih olmak. Ve yukimus salate ve yu'tuz zeka ve namazı kılmak, zekatı vermekle emrolundular. Yani onlara emredilen başlıca üç şeydi. Bunlardan birisi tevhid, tek Allah'a ibadet etmek ve namazı kılmak,
ve zekatı vermek. Burada tevhid, tek Allah'ı mabut kabul etmek, inançla alakalı. Namaz, bedenle alakalı bir ibadet. Bedenle yapmış olduğumuz ibadetlerin temelidir, esasıdır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Es-salatu imadüddin buyurmuştur. Namaz dinin direğidir. Öte yandan zekat mali bir ibadettir. İnsanlar arasında zengin fakir tarzında ayrım vardır. Aralarında uçurum kalmaması için ve zenginlerin fakirlere yardım edebilmesi için zekatlarını vermeleri gerekiyor. Ve hadis-i şerifte bu şöyle ifade edilmiştir. Ez-zekatu gantaratul İslam. Yani zekat İslam'ın köprüsüdür. Nasıl ki bir yerde uçurum varsa köprü yapılıyor. Köprüyle iki taraf arasında gidip gelme sağlanıyor. Zenginlerle fakirler arasındaki gidip gelme de zekat köprüsüyle gerçekleşmektedir. Ve bu köprü kullanıldığında fakirler zenginlere duacı olur. Zenginler fakirlere yardımcı olur. Ve böylece zenginlerin serveti haramdan kurtulmuş olur, temizlenmiş olur. Fakirler çok gariban bir hayat yaşamaktan kurtulurlar. Zenginlere nefretle bakmak değil, onlara duacı olurlar. Ve o toplumda bereket meydana gelir. İnsanlar dengeli bir toplumu meydana getirirler. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ İşte ayakta olacak olan din, kıymetli olan din budur. Yani din bunlara dayanmalı. Sağlam bir inanç olmalı. Orada ibadet olarak namaz olmalı ve zekat olmalı. Ve bu şekilde bir din sağlam olarak ayakta kalmış olur. Eğer bir dinde tevhid yerine şirk meydana gelmişse, Allah'a ibadet etmek yerine namaz gibi ibadet yerine bir takım folklorik şeyler meydana gelmişse, zekatı vermek yerine bunun yerine başka şeyler ikame edilmişse, o zaman artık o din kayyım bir din olmaktan, ayakta kalacak sağlam bir din olmaktan uzaktır. İnnellezîne keferû min ehlil kitâb vel müşrikîn fî nâri cehennem. Hem ehli kitaptan hem de müşriklerden inkar etmiş olanlar, küfre düşmüş olanlar, bunlar nâri cehennemdedir. Cehennem ateşindedirler. Bunlar için dünyada manevi bir cehennem vardır. Küfürden dolayı iç dünyaları manevi bir cehennem içerisindedir. Diğer alemde de ahirette bunlar için maddi bir ateş, yani dünyada yaptıklarının karşılığını görecekleri maddi bir ateş, cehennem ateşi söz konusudur. Halidine fîhe ve onlar orada daimidirler. Yani küfürlerinden dolayı, Allah'ı tanımamalarından dolayı orada daimidirler. Ulaikehum şerrul beriyye, işte böyle olan kafirler mahlukatın en şerlileridirler. Yani aslında insan ahsen-i takvimde yaratıldı. En güzel bir kıvamda yaratıldı. Ama insaniyetin hakkını vermeyince, yani iman etmeyince, sahih bir imanla iman etmeyince en kötü bir hale geldi. Kur'an-ı Kerim kafirleri nazara verirken onlar hayvanların yediği gibi yerler. Ulaike kel en'am belhum edal buyurur. Yani onlar hayvan gibidirler, hatta çok daha aşağıdırlar. İnnellezine amenu ve amilus salihat, gerçekten iman eden, salih amel işleyenlere gelince ulaike hum hayrul beriyye, işte onlar mahlukatın en hayırlılarıdır. İnsan iman ile gerçek anlamda insan olur. Yoksa bir insanda iman yoksa o kimse artık insan da değildir. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Küfür, inkar insanı canavar bir hayvan hükmüne getirir. İşte Kur'an-ı Kerim kafirleri değerlendirirken şerrül beriyye diyor. Onlar mahlukatın en kötü olanlarıdır. Müminleri değerlendirirken de onlar mahlukatın en hayırlı olanlarıdır. Cezâuhum inde rabbihim, onların Rableri nezdinde mükafatı cennetu adın, adın cennetleri.
Yani bir tek cennet değil, cennetler, diğer alemde cennet içinde cennetler var. Herkesin dünyadaki ameline, manevi makamına göre uygun cennet olacak. Hatta en son cennete giren kimseye bile bir cennet kadar bir mülk, bir saltanat verilecek. Tecrimin tahtiyel enhar, o cennetlerin, o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Hani bir insanın müstakil bir evi olsa, o evinde, evinin bahçesinde havuz olsa veya şırıl şırıl akan nehirler olsa ne kadar güzel olur. Kur'an-ı Kerim cennetlerde, diğer alemdeki cennetin o makamları içerisinde bu güzelliğin olduğunu pek çok ayetlerinde anlatıyor. Halidine fîhe ebede, onlar orada daimidirler ve ebediyen orada kalacaklardır. Halidine fîhe zaten bir devamı bildiriyor. Ancak halidine fîhe çok uzun bir zamandan kinaye gibi de değerlendirilebilir. Bundan dolayı ebede ifadesi bunu tekit ediyor. Yani onlar orada daimidirler, ebediyen oradadırlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cennette devamın cennetten daha büyük bir nimet olduğunu ifade eder. Çünkü devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Velev cennet de olsa eğer devam etmezse tat vermez. Çünkü diyelim cennetteki hayat 1 milyar yıl devam edecek olsa farz-ı muhal, 1 milyar yıllık bir saltanat ama sonunda insan yok olup gidecek. Madem sonunda yok olacak, her gelecek yakındır. Böyle olunca o kimse cennette adeta bir idam mahkumu gibi olur. Bundan dolayı Allah-u Teala cenneti nazara verdiği yerlerde cennetteki ebediliğe de dikkat çekmiştir. Ve bu da Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir nimetidir. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Yani Allah'ın onlardan razı olması, rıza mertebesine erdirmesi. Bunlarda iman var, bunlarda salih amel var. Böyle olunca Allah'ı razı edecek amel işlediler. Allah da onlara kullarım dedi. Allah onların halinden, tavrından razı oldu ve cennet ile onları mükafatlandırdı. Onlar da Allah'tan razı oldular. Şu dünyada da Allah o kadar ikramlarda bulunuyor ki bir insan yani haşa razı olmayacak olsa çok büyük nankörlük yapmış olur. Çok büyük bir küfran-ı nimette bulunmuş olur. Diğer alemde cennette Allah-u Teala mümin kullarına öyle şeyler verecek ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın hatırına öyle bir şey gelmiş. Dolayısıyla cennet ehlinin haşa razı olmaması diye bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala onların hayal ve hatırlarına gelmeyecek şekilde en güzel ikramlarda bulunacak. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ. İşte bu Rabbine saygı duyan, Rabbinden korkan kimse içindir. Yani kim böyle bir makamı elde eder? Rabbinden korkacak, Rabbine saygı duyacak. Bunun neticesinde onun emirlerini, yasaklarını gözetecek. Böyle bir kimse için cennetler var ve böyle bir kimse Allah'ın rızasına mazhar olacak. Cenab-ı Hak bizleri lütfuyla ehli cennet olanlardan, razı olduğu bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.